Arkadaşlar hepinize merhabalar. Orijinal bir deneme tarzı soru çözmeye devam edelim. TYT Matematik Soru Bankamızdan çok yakında da arkadaşlar TYT Matematik Soru Bankamızdan bir bitirme kampı sizlerle deneme tarzı sorular adına yapacağız. Güzel bir organizasyonu başlayacağız. Mutlaka bu TYT Soru Bankası'nı çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Gelin şimdi benim yeni nesil dediğim kitabında o 300 özgün sorusundan biri olan bu soruyu çözelim. ABC çift rakamlar olmak üzere bak çok önemli. ABC, BCA ve ACB 3 basamak sayıları sayı doğrusunda gösterilmiş. 200 ile 500 arasındaymış ABC, ACB, BCA sayıları. Buna göre kesinlikle doğrudur denmiş. Bak çok güzel değil mi? Çok zor olmayan uğraştıracak. Bize bir şeyler yaptıracak. İşte yeni nesil soru mantığı denen şey de bu zaten tam olarak. Tamam. Şimdi ilk olarak neyi düşündünüz? ABC sayıları ne olabilir? Ben önce onu düşünürüm. Madem bunlar çift olacak değil mi? Sıfır olamayacak. C sayısı bir tek sıfır olabilir. Tamam. Şöyle en amatör, en ilkel haliyle 0, 2, 4, 6, 8 diye yazayım. B sayısı başa da geldiği için 2, 4, 6, 8 diye yazayım. A için de 2, 4, 6, 8 yazayım. Şimdi A ve B başa geldikleri için ve 500'den küçük oldukları belli olduğu için 6 ve 8 olamayacakları ortada. Bunları siliyorum. Tamam. Peki ABC ile ACB arasında ACB daha büyükmüş. Demek ki C sayısı B'den daha büyük olmak zorunda. O zaman hemen şöyle not alıyorum. C sayısı B'den daha büyük olmak zorunda. Burayı tekrar siliyorum. Ondan sonra arkadaşlar BCA da ACB'den daha büyük. Yani yüzler basamağındaki B A'dan daha büyük olduğu için B sayısının da A'dan daha büyük olduğunu söyleyeceğiz. Yani sayılar arasında C B'den büyük, B de A'dan büyük şeklinde bir sıralama var. Bir kere bunu bilmeliyiz. Peki. Şimdi gelelim elimizde nasıl alternatifler olduğuna. Örnek veriyorum. C'den 8'i seçtiğim zaman. Tamam. Şöyle C büyük, B büyük, A dedik ya. C'den 8'i seçtiğim zaman B'den 4'ü seçebilirim. B'den 4'ü seçtiğim zaman A'dan tek alternatif kalıyor. 2 olması. Ya da C'den 8'i seçsem B'den 2'yi seçemiyorum. Çünkü B A'dan büyük olmak zorunda olduğu için burada farklı bir alternatifim maalesef yok. Peki şimdi devam edelim o zaman. C'den 8'i seçtikten sonra başka bir alternatif yok. C'den 6'yı seçebilirim. C'den 6'yı seçtiğim zaman B'den yine 4, A'dan 2'yi seçmeliyim. Böylelikle B'nin kesinlikle 4, A'nın kesinlikle 2 olduğu belli oldu ama burada belli olmayan bir tanecik kardeşimiz var, o da C. C ya 8 ya 6, zaten 4 olamaz. C B'den büyük olduğu için bakın şu sıralama oluşmuş olmuyor o zaman. Peki çok güzel soru değil mi arkadaşlar? Gerçekten. Yazarken Cengiz abiyle beraber 15 günümü aldı bu soruyu yazmak arkadaşlar. Öyle hemen oluşmuyor mantığı yani. Hem sizi yormayacak hem bu kadar az alternatife inecek. Yani burada 4 tane de alternatif olsa bu yeni soru olmaktan çıkardı. Bunların hepsini 1,5 dakikada düşünmenizi istiyoruz çünkü. Şimdi geldik sorunun işte sorguladığı tarafa. ACB sayısı 4 ile tam bölünür diyor. Şimdi ACB 284 ya da ACB 264. 4'e bölünüyor mu kesin olarak? Evet 4'e bölünüyor. Bu doğru. ABC. Evet. ABC 248 ya da 246. BCA sayısıyla toplandığında 4 ile tam bölünür diyor. Zaten 2 tane alternatif olduğu için burada bir durdum. Çünkü BCA sayısı eğer ki ABC'yi 248 olarak alırsak BCA sayısı 482 oluyor. 248 ile topladığımız zaman 730 oluyor. 730 sayısı 4'e tam bölünmüyor gördüğünüz gibi. BCA sayısı 8'e tam bölünür. Şimdi BCA sayısı ne dedik? 482 olabilir dedik. 482 ya da 462. 8'e tam bölünüyor mu arkadaşlar? 408'e tam bölünüyor. Hatta bunları 8'e de şöyle bölerek de 480 tam bölünüyor biliyorsunuz arkadaşlar. 480'in 2'nin 8'e bölümden kalan 2. 462 de tam bölünmüyor. Dolayısıyla 8'e tam bölünmüyor. Görüldüğü gibi hangileri kesinlikle doğrudur? Yalnız bir. Vay be. İşte güzel. Seçici bir soru olmaz mı? Çok zor da değil ha. Yıldızımızı atalım. Bir sonraki soru videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Unutmayın bu kitabı çözdüğünüzde fazlasıyla değecek.